fabrikanın beyni, halk dilinde beyni olarak geçen bir cihazın programlaması öğretiliyor. Gene Türkiye için ileri düzeyde bir şey. Hocam ne deneyeceğiz burada? Burada evet hocam. Siz buna ne göre verirsiniz? Onu yapacağım. Biz nasıl yazarsak o şekilde. Bak nasıl öğretmesek bunu kesimsiz yapalım. Yani. Programa yazdım. Programa ne yazdıysa bunu yapıyoruz. Müthiş bir şey yaptık. Evet. Her yürürken atölyelerimizde 15 kişi alıyoruz. 15 kişi burada bir öğretmen düşüyor. Ve buradaki uygulamanın tamamı başlıkta savaşları emek yapıyoruz. Şu ne? Bu freze. Bu freze. CNC ile alakalı. Bir kola fabrikasının burada simülasyonunu yaptık. Abi Atatürk değil mi? Atatürk. Bir kola fabrikasının... Afyonkarahisar'da pandemi sürecinin en başından itibaren çok şükür Cenab-ı Allah'a kontrolümüzden çıkan bir durum olmadı. Sürekli kontrolümüz altında, zaman zaman artsa bile kontrolümüz altında oldu. Ne yoğun bakımlarda çok büyük bir sıkıntı yaşadık ne de bulaş tahminlerimizin çok üstünde oldu. Fakat biz her zaman risk değerlendirmesinde Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olması, gurbetçisimizin çok olması, dinlenme tesislerimizde çok fazla ziyaretçi ağırlamaktan dolayı endişeliydik. Fakat şu ana kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu konuda azami gayret gösterildi. Buradaki ben onu söylüyorum hep. Burada en büyük yaptığım şey filyasyona çok büyük önem vermekti. Özellikle temasları ve pozitif vakaları çok ciddi şekilde izole etmeyi başarabilmiştik. Şu anda okullar yeni açıldı. Şu anki rakamlara göre de ben hep bunu söylerken daha önceki sizinle konuşmalarımızda da aynısını söyledim. Korkarak söylüyorum. Nazar değmesin. Şu ana kadar da böyle çok büyük bir sürprizle karşılaşmış değiliz. Kontrolümüz altında ve kontrol edebileceğimiz seviyede. Ama bu bizi rahatlığa sürükleyip sıkıntı yol açmasın diye dua ediyoruz. Okulda öğretmenlerimiz, okul idarecilerimize yaptığımız toplantılarda onlar da azami gayret gösteriyorlar. Ama şu ana kadar korkulacak Afyonkarahisar'da bir durum yok.